Selamünaleyküm arkadaşlar. Fransa'nın Calais kentinden öncelikle hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Şimdi arkadaşlarımız var. Abi diyorlar işte yolda giderken video çek. Yol videoları da olsun. Onlar da var zaten kanalda da. Sıklaştırmamı istiyorlar herhalde. O da olacak inşallah zamanla. Şimdi sorular var yine arkadaşlar. Sorulara cevap vereyim dedim. Çok soru geliyor da vallahi sorulardan içindekiler bazı sorular çok saçma geldiği için onları zaten cevaplayı vermek istemiyorum işte açıkçası. Mantıklı sorular geldiği zaman da öyle işte video yapıp cevaplamak istiyorum. Şimdi Emrah Açıkgöz diye bir arkadaşım yazmış. Sorusu da şu. Abi vize olayını nasıl yapıyorsun? Türkiye'ye ne kadar zamanda bir geliyorsun? Bir de Avrupa ülkelerinde oturum alma şansın var mı? Tur şoförü olarak videoda anlatırsan sevinirim diye bir soru sormuş. Güzel bir soru. Şimdi Emrah kardeşim ilk önce sen dinle. Ondan sonra da bu vizeyle alakalı merakı olan arkadaşlar dinlesin. Şimdi vize olayını biz şöyle yapıyoruz. Valla bir sigara yakayım ya. Sigarası olmuyor. Şimdi vize olayını arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi bu Avrupa firmalarında çalıştığın zaman bazı firmalar vizeni kendisi alıyor. Vizen diyor abi bana ait diyor. Kendisi alıyor vizeyi. Bazı firmalar ben kardeşim de senin vizene karışmam diyor. Sen kendin alacaksın diyor. Şimdi kendin alacaksın dediği zaman Türkiye'de bu işi yapan vizeciler var. Şoför vizesi alan vizeler var. Yani şoför vizesi, transport vizesi. Buna da C vizesi olarak geçiyor. Yani vizeler C vizesi, D vizesi diye değişir. D vizesi oturum vizesidir. Yani D vizesi olan adam oturumludur. O anlama gelir. Senin alacağın transport vizesi, şoför vizesi, C vizesi. Şimdi Türkiye'de bu işi yapan vizeciler var. Bunlara başvuru yapıyorsun. Bu adamlar senin vizeni alıyorlar. Schengen ise Schengen, İngiltere ise İngiltere. Yani İngiltere'nin vizesi ayrı biliyorsun. Hangi ülkenin vizesini alacaksan o ülkenin vizesini alıyorsun. Ben de iki ülkenin de vizesi var. Schengen'de var. İngiltere'de var. Biz İngiltere çalışıyoruz. Schengen dedim Avrupa Birliği. Yani elinde Schengen vizesi varsa Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde istediğin ülkeye gidebilirsin. Şimdi bu vizelerde arkadaşlar bir de oturum muhabbeti vardır. Zaten önemli olan kısım da oturumdur. Yani vizeden ziyade oturuma dikkat edeceksin. Bir senelik vize verirler, 6 aylık vize verirler, 3 aylık vize verirler. Şimdi sen ilk defa çıkacaksan Avrupa'ya, daha önce Avrupa'ya çıkmamışsın. Sana red de gelebilir vize başvurusu yaptığın zaman. Bu vizecilere başvuru yapıyorsun. Onları senden istediği evrakları ona veriyorsun. Zaten bir şey istediyor. 2-3 tane fotoğraf istiyor. Şoförlük yapacaksan eğer. 2-3 tane fotoğraf istiyor. SRC belgeleri istiyor. Onların fotokopilerini tabii. Pardon, SRC değil. Dijital ehliyetin fotokopisini istiyor. Ehliyetini istiyor. Dijital ehliyetin fotokopisini istiyor. Dijital ehliyet dedim, takıya taktığımız ehliyet yani. Pasaportunu istiyor. Yani böyle basit evraklar istiyor. 2-3 tane öyle evrak istiyor. İlk defa çıkacaksan senin 2 tane şansın var vizeyle alakalı. Ya red gelecek ya da 3 aylık bir vize çıkacak. 15-20 günlük de vize de çıkabilir. O belli olmaz yani. Yani ilk defa gidenlere ya red veriyor ya da çok az bir vize veriyor. Vizeyi bu şekilde alıyorsun. Eğer kendini alacaksan eğer, firma diyor ki ben karışmıyorum senin vize işine, sen kendini alacaksın diyorsa, Türkiye'deki vizeciler var. Güzel şey bu vizecileri buluyorsun arkadaşım. Onlar sana bu şekilde evraklarını isteyerekten vize çıkartıyorlar. Ama dediğim gibi red de gelebilir, sen söyle,
Ne yapalım, oluyor. Çok az bir vize de çıkabilir. 2 aylık, 3 aylık vize de çıkabilir. Şimdi 1 senelik vize çıktığını düşün. 1 senelik vizeye 3 aylık bir oturum veriyor. 3 aylık bir oturum veriyor. Yani diyor ki kardeşlerim de 1 senelik vize vermişim ben sana. Sen 1 sene vize içerisinde 90 gün 3 aylık oturum 90 gün. 90 gün Avrupa'da kalabilirsin diyor. 90 gün içinde Türkiye'ye gireceksin. Bir giriş çıkış yapacaksın. Bir yıllık vizem var. 90 günlük oturum var. Bir yıl içerisinde bir fil 90 gün Avrupa'da kalabilirsin. Gittin Türkiye'ye, Kapıkule'den içeriye girdin. Tekrar çıktın, bir 90 gün daha alıyorsun. Yani bir seneyi bu şekilde tamamlıyorsun. Yani toplamda 3, 6, 9. Anladın mı? Toplamda 9 ay oturum almış oluyorsun. Bir yılı, bir yıl içinde 3 aylık oturum veriyor. Her girişin çıkışında o 3 ay tazelenir. Bir yıl aldın oturum. Geldim Avrupa'ya. 90 gün sayıyorsun. 90 gün dolmadan 85. gün Türkiye'ye gidiyorsun. Yani zaten 3-4 günden önce girersin Türkiye'ye. 90 gün doldurmadan Türkiye'ye girmen lazım. Girdin Türkiye'ye. Tamam, bitti. Tekrar hemen aynı gün, aynı saat, aynı dakika çıktın Varzet. Kapıkule'den geriye. Yeniden bir 90 gün daha. Bu bir yıl bu şekilde devam eder. Oturumu öldürmeyeceksin. Oturumu öldürürsen, oturumu öldürmekten kastım nedir? Senin 90 günlük oturumun var. Yani 3 aylık bir oturum var Avrupa'da. Sen tuttun 3 ay değil de 4 ay kaldın Avrupa'da. Oturumu öldürüyorsun. Bu sana geri dönüş olarak sıkıntı. Vize almanda problem. Yani oturumu öldürdüğün için vizeye red de gelebilir. Anlatabildim mi? O yüzden oturumunu öldürmemeye çalışacaksın. 90 günse 90 gün, 85. gün buradan ateşleyeceksin abi. Gireceksin Kapıkule'ye, bir Türkiye'ye bir selam aleyküm diyeceksin. Ondan sonra tekrar geri geleceksin, bir 90 gün daha alacaksın. En önemli olan oturum arkadaşlar, tamam mı? Oturuma çok dikkat edin. 90 günlük oturum budur. Şimdi Emrah kardeşimin bir sorduğu tam soru var. Abi orada ne diyor? Bir dakika dur bakayım ya. Yanlış olmasın ya. Açsın sana lan. Avrupa firmalarından diye oturum alamaz mısın abi? Yani Avrupa'dan diye oturum alma şansın. Onun gibi şeyler aldı. Türkiye ne zamanda bir geliyorsun? Zaten dediğim gibi arkadaşlar, ben de oturumu öldürmemek için 3 ayda bir geliyorum Türkiye'ye. Yani tam 90 günü doldurmuyorum. 85. gün Almanya'dan çıkıyorum. Genelde tırlarla geliyorum. Ben tırcı arkadaşlarla geliyorum. Pasaport kaşe görsün diye. Uçakla gelmiyorum. Hem uçak korkusundan dolayı hem pasaport kaşe görsün diye kara geliyorum yani. Ya otobüsle ya da şeyle, tırlarla, tırcı arkadaşlar. Türkiye çalışan tırcı arkadaşlar. Otobüs demişken bizim bir hemşerim var, o da sormuş Türkiye'den Avrupa'ya otobüs var mı diye. Esenler Otogarı'ndan salı ve cumartesi günleri. Yazıcıoğlu ile Ulusoy. Bu iki firma Almanya'ya, Duisburg'a kadar, Hollanda sınırına kadar geliyor arkadaşlar. Ulan Ulusoy'dan Yazıcıoğlu'nda reklamını da yaptık bu arada. Bilginiz olsun diye söylüyorum, tamam mı arkadaşım? Otobüste gibi. Türkiye'ye ne zaman da bir geliyorsun? Dediğim gibi arkadaşım, 3 ayda bir geliyorum. Çünkü oturumu öldürmememiz lazım. Oturumu öldürürseniz vize alırken sıkıntı olur bize. Avrupa ülkelerinde oturum alma şansın var mı? Avrupa ülkelerinde oturum alma şansın şu şekilde oluyor. Bunu daha önce ben bir anlatmıştım zaten de yine anlatayım. Avrupa'dan arkadaşlar oturum alabilmek için iki tane şansın var. Bunlardan bir tanesi ya evlilik yapacaksın ya da çalıştığın firma diyecek ki arkadaşım, o ülkenin firması hangi ülkede çalışıyorsan, diyelim ki Almanya'da, o ülke, o firma diyecek ki o ülkeye ben bu adamı Türkiye'den işçi olarak getiriyorum, oturumunu alıyorum. O bu şekilde olur. Ya evlilik yapacaksın ya da çalıştığın firma sana oturum alacak. Şimdi evlilik konusunu geçelim. O en basit zaten. Evlilik konusu, evlilikte zaten her türlü oturumu alıyorsun. Geliyorsun burada, oturumunu alıyorsun. Firmalara gelelim. Firma sana oturumu aldığı zaman şöyle bir sıkıntılar var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi diyelim ki benim şu anda çalıştığım firma bana oturum aldı. Almanya'daki firma. Ben şu an Almanya'da çalışıyorum. Almanya'da bir firmada çalışıyorum. Bana oturum aldı.
Bana oturum aldığı zaman yarın bir gün patron beni işten çıkardı ya da benim kafam attı, ben kendim işten ayrıldım. İşten ayrıldım, ben kendim işten, yani patronla ne şekilde ayrılacağına da bağlı biraz da, tamam mı? Yani sıkıntılı ayrılmak, ayrılırsan patron kıldığına der ki ben bu adamın oturumunu öldürüyorum. Çünkü kendine çalışması için, kendine çalışması için sana oturum almıştı. Bildin mi? Ha, oturumunu öldürüyorum. Öldürür. Çalışamazsın. Yani artık ben oturumu aldım. İstediğim Avrupa ülkesinde çalışırım deme şansın yok. Onun firmasına kayıtlı olarak oturumu aldı çünkü. Firmasına problemle ayrıldım. Kavgalı gürültüyle ayrıldım. Adam gider iş kuruma. Buradaki işmer işte nereden abisi oturumu. Oraya gider başvurmasını yapar. Ben bu adamın oturumunu öldürüyorum der. Benden işte benden ayrıldı. Beni bıraktı gitti falan filan neyse. Oturumunu öldürür. Çalışamazsın. Diyelim ki normal ayrıldım. Yani düzgün bir şekilde ayrıldım. Problemsiz bir şekilde ayrıldım. Oturumunu öldürmedi. İnsanlık yaptı, oturumunu öldürmedi. Hangi ülkeden? Burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Geçenlerde yine bir arkadaş sordu. Litvanya'dan patronu yani çalıştığı firma Litvanya firması. Oturmamış bunlara. Çocuk da 3 gün sonra, 5 gün sonra neyse artık işten ayrılmış. Haklı ya da haksız orası bilmem yani. İşten ayrılmış. Şimdi bana sordu. Bu YouTube'dan değil, normal bir arkadaş aracılığıyla sordu. Ben diyor işten ayrıldım. Ben işte Litvanya firmasına çalışıyordum, oturumu çalışıyordum. İşten adam bana firma bana oturumu aldı. Ben işten ayrıldım. Ben şimdi istediğim bir firmada çalışabilir miyim? Çalışamaz. Çalışamaz. Sana Litvanya oturumu aldıysa adam, sen o oturumla, eğer oturumunu öldürmediyse ancak o oturumla, çünkü sen Litvanya oturumlusun. Adı üstünde Litvanya oturumu. Litvanya ülkesinin oturumu var sende. Çalıştığın firma senin oturumunu öldürmediyse sen sadece Litvanya firmalarında iş bulabilirsin. Litvanya firmalarında çalışabilirsin. Romanya'dan mı oturumu aldın? İşten mi çıkardı? Sen mi çıktın? Oturumunu öldürmedi mi? Sadece ve sadece Romanya firmalarında çalışabilirsin. O oturumdan gidip de Almanya, Bulgaristan, işte Hollanda, Belçika, Fransa bilmem ne falan filan. O firmalarda çalışamazsın. Hangi ülke oturumu? Ya bu mantık. Hangi ülkenin oturumu var sende? Romanya. Romanya'dan oturumlusun sen değil mi? Sen Almanya seni iş alır mı? Türkiye seni iş alır mı? Hangi ülkenin oturumu varsa o ülkede sen çalışabilirsin. O ülkenin firmalarında çalışabilsin. Patronun, işverenin, firman oturumunu öldürmediyse eğer. Oturumunu öldürdüyse zaten çalışma şansı yok. Olay bu arkadaşlar. Vize bu şekilde alıyor. Ha, firma der ki, şimdi bu kendin aldığın vize. Vize paralarından da bahsedeceğim size şimdi. Bazı firmalar, işte dediğim gibi bazı firmalar vizeye karışmıyor, kendin al vize diyor. Kendin al dediği zaman vizeyi, dediğim gibi İstanbul'da, Ankara'da bu işi yapan vizeci firmalar, bir sürü vize firması var. Şimdi arkadaşlar benim İngiltere vizem 6. ayda bitiyor. 2 yıllık bir vizem vardı, bitiyor. Benim kendi vizecimi aradım ben. Dedim kaç alıyorsun dedim İngiltere vizesini. 2 yıllık vizeyi 1200 euro. 1200 avro alıyor. Tamam. Schengen'de 4. ayda bitiyor. Yani Avrupa Birliği. Çünkü ben İngiltere çalışıyorum. Ben İngiltere şoförüyüm. Bana İngiltere vizesi de lazım. İngiltere'ye gidebilmek için de Schengen vizesi lazım. Yani iki tane vize lazım bana. Schengenciyi aradım. Schengen vizesine. Sen kaç alıyorsun kardeşim Schengen'in dedim. O da yıllık dedi 600 euro. 1200 euro. 600 euro. 1800, 2000 euro gitti. Cebinden. Firma karışmıyor. Tamam mı kardeşim? En uygunu da bu ha. Yani kendin alırsan en uygun fiyatlar da bunlar. Firma alırsa vizeyi zaten senden bir işi yok. Cebinden para gitmiyor. Vize olayı arkadaşlar bu şekilde. Ha, mümkünatı varsa, mümkünse, imkanınız varsa Türk firmalarına girin. Türk firmaları zaten, bak Türk firmaları bizim Allah var 10 numara, yani 10 numaradır bu konuda. Kendiler alıyorlar vizeyi, şoför aldırmıyorlar. Ha, onlar kendileri aldıkları zaman bizim gibi 2000 euro vermiyorlar vizeyi, ayrı konu.
600-700 lira vermiyorlar. 150-200 lira veriyorlar. Ayrı konu ama yine en azından kendileri alıyorlar bizi. Onlara yani Türk firmalarına girin. Direkt Avrupa'ya gelip Avrupa firmasına çalışacağım dersen yani %50-60 diyeyim sana vize parası senin cebinden gider. Çünkü her firma burada karşılamıyor vize parasını. Bazı firmalar karşılıyor, bazı firmalar da karşılamıyor. O yüzden yani bulabilirseniz Türk firmalarına girin. Türk firmaları kendiler alıyorlar vizeyi. En azından sizin cebinize bir sıkıntı olmaz. Durum bu arkadaşlar. Böyle bir soru geldiydi. Ben biraz sohbet edelim dedim. Ben bu soruyu da cevaplayayım dedim. Vize konusunu. Aklıma da başka da bir şey gelmiyor. Sorular çok geliyordu. Şu an aklıma gelmiyor. Aklımıza gelse yeniden bir video daha yaparız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Selametle görüşürüz.